Kur'an'ın ifadesiyle onlara öf bile dememeliyiz. Gönül kırıcı sözler söylememeliyiz. Ve kulu kavlen kerima diyor Rabbimiz. Onlara hoş, güzel, tatlı sözler söyleyiniz. Dolayısıyla anne babamız bizim varlık sebebimiz ve onlara itaat ettiğimiz zaman Allah'a itaat etmiş oluruz. Büyük sevaplar kazanıp günahlardan da arınmış oluruz. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ömrünün uzamasını istiyor ve rızkının artmasını, bollaşmasını istiyorsa anne babasına iyilik yapsın buyur. Bunun ötesi yok. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi anne babamızın kıymetini bilen, onlara vefa gösteren ve onlara ikram ve ihsanda bulunan kullarından eylesin. Hocam anne babamız öldüyse ne yapacağız? O halde onlar için de rahmet duası yapacağız. Onlara dua edeceğiz. Onlar adına sadakalar vereceğiz. Sadakayı cariyeler vereceğiz. İhtiyaç sahibi olan insanları gözeteceğiz. Annemiz babamız adına yardımlarda bulunacağız. Anne babamız için istiğfar edeceğiz. Tevbeler edeceğiz. Allah'ım anne babamı bağışla diye dua edeceğiz. Dolayısıyla bu da en azından madem ki elden uçtu, kuş uçtu gitti. Anne babamız vefat etmiş, hayatta değil. Biz de onun kıymetini yeni anladık. Hiç olmazsa bu saatten sonra yapılacak iş anne babamıza dua etmek, tevbe etmek, istiğfar etmektir. Peki ben size daha farklı bir şey söyleyeyim. Her gün anne babasına dua eden birisinden bahsedeceğim. Her gün aksatmadan, her gün dua ediyor. Hatta öyle ki güneş doğmadan önce dua ediyor. Efendim güneş böyle tam tepeye girip de batıya meylettikten sonra dua ediyor. Efendim güneşin gölgesi birkaç böyle mızrak boyu açtıktan sonra dua ediyor. Güneş battıktan sonra dua ediyor. Gece biraz ilerlemeye başlayınca anne babasına aksatmadan dua eden birisinden bahsedeceğim. Hatta birilerinden bahsedeceğim. Nedir o bilir misiniz? Kur'an-ı Azimüşşan'da hem bir ayettir bu, hem bir duadır. Bu duayı okuyor. Nerede okuyor? Namazda okuyor. Hani namazda oturuyoruz, selam vermeden önce ettehiyyatü okuduk, Allahümme salli'yi okuduk, Allahümme bari'yi okuduk, Allahümme bari'yi de okuduktan sonra Rabbena, Rabbena firli dualarını okuyoruz ya. Ne diyoruz orada? Rabbena firli, Allah'ım beni bağışla, veli valideyi anne babamı bağışla, velil müminine bütün müminleri bağışla, yevme yegûmül hesab, o hesabın, hesap günde hesabın çetin olduğu o günde beni bağışla, anne babamı bağışla, bütün müminleri bağışla. Bunu kim diyor? Namaz kılan mümin diyor. Her namazında bunu diyor. Günde 5 defa değil, 5 vakit namazda bunu sürekli söylüyor elhamdülillah. Dolayısıyla 5 vakit namazını kılan Müslüman bu açıdan bakıldığı zaman annesine günde onlarca defa dua etmiş oluyor. 5 vakit namazını kılan Müslüman babasına günde onlarca defa namaz içerisinde dua etmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Namazı aksatmayacağız. Namazsız kalmayacağız. Hem biz namazı kılacağız, hem eşimiz kılacak, çocuklarımız, gençlerimiz kılacak, damatlarımız, gelinlerimiz kılacak. Cennette kimlerle beraber olmak istiyorsak, hangisi kim orada eksik kalmasın istiyorsak, bütün hepsiyle birlikte cümbür cemaat namaz ehli olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece ve nesillerimizce namaz ehli olan, anne babasına itaat eden kullarından eylesin.